Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz canlarım. Bugün yemek yapıvermedim arkadaşlar, tembellik ediverdim. Eşim dedi ki, Hatice dedi, bana dedi bir sucuklu yumurta tereyağlı yap dedi. Şöyle sucukları doğradım. Bu niye böyle yaptı? Dur, sucukları şöyle doğrayıverdim arkadaşlar. Arkadaşlar, sucuğu da komşudan denemek amaçlı almış. Sarımsağı çok güzel oluyor ama bilmiyorum. Böyle sarımsağı o kadar güzel, baharatı neyin o kadar güzel kokuyor ki. Bakalım. Süt alınca bunu da alıverdim. Kendileri, arkadaşlar şey kesiverdiler de. İnek kestiler, kendileri böyle, kendileri yaptıydı. Ben de yağ koymayacağım mısın sen ona? Yağ koymam olur mu? Tereyağı koyacağım. Sen tereyağsız yer misin yemeği? Baksa. Ben seni bilmem mi? Yeter. Yeter, çok koyma. Yeter. İki ördek alıverdim. Bir de tavuk aldım. Bir yok ekmek koydum arkadaşlar. Bir bardak da ayran. Daha ne olsun? Değil mi? İşine gelirse böyle diyor arkadaşlar. O işine gelirse de böyle böyle geçiştirme. Hep yemek. Yeter artık dedim. Böyle bunu yapayım da bunu yiyeyim dedim. Ne yapayım? Sucuklu yumurta arkadaşlar. Doğal sucuk. Sucuğa dayanamadı arkadaşlar. Sucuğu yap da yiyeyim dedi. Daha doğrusu şey dedi. Bir dedi yap dedi. Arkadaşlar. Bakalım. Sucuklar böyle kara kara güneşte kuruttular. El yapımı bu. El yapmış aynen. Ufacık ufacık şöyle ince ince yapmışlar arkadaşlar bunu. Dediğim gibi komşunun inağı vardı. Sucuk baktılar böyle et şey yaptılar. Onun için bugün dedim bir şöyle de deneme amaçla dedim. Zaten gerçi satmışlar herhalde. Ali. Sucuk bitmiş mi? Vallahi bilmiyorum satıldı dedi. Bilmiyorum bitti bilmiyorum bitmedi. 150 kilo o şey yapıldıydı. Sucuk. Sucuk yapıldı. Bahim tadı iyiyse varsa alalım bir. Benim ablam geldi dolabına neyin atmıştır yemiyor. Onu içinde yemiyor. Yoksa derim süt almam derim. Sucuk sev vermesin. Ha, değil mi? Bilmiyorum vallahi Ali. Bakalım bir nasıl? Arkadaşlar böyle kara kara oldu. Çünkü doğal et hadi bu. Doğal et olduğunda iyice de kurutmayın mı? Kızarsın mı acık? Biraz kızarsın ya. Kızarsın mı diyor? Hı. Allah'a ben kadar kokusun mu? Kusum herhalde bilmiyorum. Henüz burnuma koku gelmedi. Tereyağı geldi ama. Geldi mi diyor? Hı. Yeterli. Fazla da yeterli yakmayak. Evet bence de. Fazla da yakmayak. Şöyle ördek yumurtasından sana şöyle yapsın da. Bir tane şöyle güzelce kırdım. Şimdi kokusu geldi mi? Geldi. Şimdi bir de tavuk yumurtası. Bir ördek yumurtası, bir tavuk yumurtası arkadaşlar. Aynen. Bakar mısınız arkadaşlar? Hatice Hanım bir elini çekerse. Hem de dedim bir resim alayım arkadaşlar. Görüyorsunuz burcu. Yenmez mi? Ooo arkadaşlar. Hakiki bu işte. Şimdi şöyle çevireceğim. Ördek yumurtalarının sarıları çok büyük. Yani bu ördek açıyorsunlar mı bu? Yani tavuğundan ondan onu diyor. Baksana bir. Yani, Hatice Hanım koya koçu yok mu? Gerçi koy değil ama arkadaşlar illa bir kendi koyumuz olmaz böyle. Hem burayı bir türlü benimseyemedik. Senin koya gidelim. Sizin orada sivrisinek çok. Senin koyunda yok mu? Benim orada beklenme sizin orada. Arkadaşlar gitme de evine gelin biliyor musun? Bunların orada bildiğiniz böyle. Arı ol vermiş gibi sivrisinek ısırıyor yok. Abartan ne var ya? Onun için ben gitmem. Senin koyunda da sinek var. Benim sizin koyunda sinek yok. Benim burada tekleme diyorum. Bana aynı bu da hani az az oluyor ya. Aynı onun gibi bizim koyumuzda sivrisinek yok fazla. Bizim koyumuz sivrisinek var. Ben onun için ben ısırarım. Ben gitmem. Gülcan, sucuklu yumurta hazır. Bir gittiydik de koyumuza. Sinekten geri kaçtıydım hatırlayamam. Öyle mi diyorsun? Duvardan dım dedikçe arkadaşlar ayağına koyuyorum. Hatice Hanım bir de çay yapsaydım. Çay içmiyordu eğletmedim. Artık. Arkadaşlar soframıza geçelim. Aynen şöylece hemen yok ekmek yedik ya. Yeter hadi yiyelim ikimiz beraber yap bu çok pahalı. 3 tane yumurta verdim o kadar sucuk var. Hem sen yersin yer ben senin deyim. Ben senin yiyeceğim eminim onu hep yersin sen. Çünkü sucuğa gördüm bir. Damarlarım böyle ya ekmeği çok kuru istiyorum ben yiyemiyorum işte. He? Niye lan ki? Şöyle az bir tane bu bazen.
Oğlum sen bakalım şuralar ecek kalın olmuş ama şura şöyle kozeyinle daha nasıl olacak hadi. Bundan ince ekmekle daha baksana. Yani yumuşak daha nasıl olacak canım. Bunu dürümleyeceğim şöyle. Şurası katlanmış ama bir şey demiyorum bak şuraya katlanmış. Alıyorum onu. Güzel olmuş ha. Yani olur. Şu barnak hep bir mi? Değil. Onun için. Bak benimki hep bir. Sen yaşlanmışsın mor hocam. Sen sordun. Allah bilmiyorum. Yesem mi yemesem mi diye düşünüyorum. Arkadaşlar. Yuh ekmek tavada kızarttık. Soğan koyduk. Tulum peyniriyle. Birer tane kulcanla biz. Bu yemedi. Biz saat bir de yedim. Yalan söylemeyin. O zaman sana dedim ya yarısını vereyim yiyeyim mi deyin yemem dedin. Demek ki nasip karnını buna saklayamışım. Sucukluymuş ya. Kısmet gördün mü ne kadar kısmetim varmış. Benim böyle arkadaşlar sucuğu seviyorum yiyorum. Söylemesi ayıp şey oluyor benim böyle midem hep. Eskidiyor. He onun için pek şeyinden. Bunun tadına bakmadın ama yine de bir bak. Aram yok. Tadına bakayım mı? Bunun şeyi fazla bana bir geldi böyle sarımsak o kadar güzel ağır böyle bir kokusu var ki bana bence. Güzel bir kokusu var. Neyse yumurtasından şöyle alayım sucuğundan almayayım eğer. Oluyor midemden. Oo tereyağı da ne güzel tuttu. Sen beğendiysen mesele yok. Ama en azından evde yapılmış kendi etiyle, sarımsağıyla, baharatıyla. Değil mi? Öbür türlü koymuyor, etmiyor, ne koyuyorlar, ne yapmıyorlar, ne etiyle yapıyorlar, onu da bilemiyorsun ki. Allah'ın engelleri daha ya. Bilemiyorsun. Bunu dediğin... Biliyor olmuş. Aslında arkadaşlar dediğin gibi yerin yurdun çok olacak. Her şeyini kendin üretebilirsin, yapabilirsin. Dediğim gibi bizim yerimiz az. Bir de fazla arkadaşlar. Yer büyük olmayınca saman iyiydi, yemiydi. O mala bakmakta olay bir şey değil. Değil mi? Onu boş olacağın. Hani sürekli yerim olacak. Yerim olacak. Dediğim gibi sütümü, tereyağını, kaymağını, tarhana yaparken borcana yani tarhanalığını mesela kışın tulum peynirini çokaleğini yeniden tekrar sabah kahvaltısında yine böyle koy peyniri yani yapılır, lor yapılır, her şey güzel güzel olur ama dediğin gibi şöyle en aşağı bir buçuk, iki dönüm mal koyduğu zaman yerim olacak. Ecik şöyle hemen evim şey dolmayacak, böyle burnun dolmayacak. Evim şöyle bir iki üç dakika değil mi? Arası olacak ki böyle hani mal şeyine gelmeyecek. Sinyaydı, şuydu, buydu. Onun için bilmiyorum. İnşallah daha ilerli zamanda hiç belli olmaz. Rabbim ne gösterir ne göstermez değil mi canım? Ne yaşatır. Ne yaşatır ne yaşatmaz dediğin gibi. Aslında benim aklımdan yalan olmasam şey keçi geçiyor. Niye keçi geçiyor arkadaşlar? Bir tane diyorum hani günlük 2-2,5 kilo süt veriyor. 2 günde 3 günde mesela 5 kilo ne diyeceğim ya sütümüz çıkıp kendin mayalarsan yüzüne böyle kaymağıyla ama ben sayamam niye sayamam arkadaşlar eşime sadırmak isteyeyim benim şu kol böyle hep eşine yapmak istiyor şey yapamıyorum böyle eğilip de benim şuraya azıcık zorlattığım zaman arkadaşlar ceviz gibi şişiyor tencerelerden düşüyor şey yapılmıştı ya arkadaşlar. Genellikle daha önceden de öyleydi arkadaşlar. Mesela. Evet arkadaşlar, Hatice Hanım'ın bir diş yapacağı yok. Hadi bakayım. Gelin beraber yiyek diyorum. Allah'a emanet olun diyeyim. Bugünkü videomuz bu kadar diyeyim. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olursanız mutlu olurum. Hoşça kalın canlarım. Sizleri çok seviyorum. Gelin Allah ne dediyse beraber yiyek diyorum. Allah'ım.